Selamun aleyküm arkadaşlar. Karşımızda leblebi gibi kuzuları gördünüz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizlerle kuzu kafesi yapacağız. Kuzu kafesi işlemeyi daha önceki bazı videolarımda yapmıştım. Şimdi burada gördüğünüz gibi fazla yağını alacağız. Biraz efekt vereceğiz. Ondan sonra da dosdoğru pişireceğiz arkadaşlar. Yani tariften ziyade biraz görsele dayalı bir video olacak. Güzel, eğlenceli, hoş zaman geçirmelik bir aktivite gibi de diyebilirsiniz. Yapanlar için de öyle, bizim için de öyle. Evet, bunlarla ızgarayı yağlayacağım ben birazdan. Şimdi arkadaşlarım, şöyle ufak çizikler atıyoruz. Buna da aynı şekil. Evet arkadaşlar, işlem bu kadar basit. Şöyle ufak tefek çizikler. Kafidir. Arkadaşlarım, dediğim gibi görsele dayalı bir video olacak. Yani keyif amaçlı yapılabilecek videolardan ya da yapılabilecek mangal ya da aktivitelerden bir tanesi kuzu kafestir. Bunun daha öncelerde çok fazla kez yaptım. Umarım ki beğenirsiniz. Umarım izlerken keyif verici bir video olur. Daha çok keyif alabileceğiniz bir video olacak. Mangalda görüşürüz. Santa Maria'da yapacağız. Hadi bakalım. Şöyle hızlıca hop bir tanesini şöyle koyuyoruz. Bir tanesini de böyle. Hatta şöyle koyalım. Evet, kazalar olabilir. Arkadaşlar, mangalımız Santa Maria olduğu için şöyle bir kaldırıyoruz. Yavaş yavaş, fazla değil. Bak, görüyor musun? Aşağıya bak, üste bak. Hemen şimdi altına da bakalım. Bak abicim, hop. Biraz daha indireyim hadi. Görüyor musun? Yukarıda etler, aşağıda kömürler. Şöyle biraz aşağı. Şöyle biraz yukarı. Şöyle biraz aşağı. Kafamıza göre, sıkıntı yok. Ama tabii birazcık yukarıdan pişsin. Şöyle gördüğünüz gibi biraz yukarıdan pişsin ki fazla yanma olmasın. Arkadaşlar, çevirirken tekrar buradayız. Bir yere ayrılmayın. Yavaş yavaş demirin, yani dökümün sıcaklığıyla pişecek. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar, yaklaşık bir 5 dakika falan geçti. Şimdi şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi et kısmı kızarıyor. Şimdi buradan sadece kemik üstü ısıtma yapıyoruz. Şöyle yaklaştırayım aşağı doğru. Bakın, siz de rahatça görün. Bakın, kemik üstü grileşti. Şimdi bunu da keza böyle yapacağız. Gördüğünüz gibi, bakın üst taraf karamelize, buralarda normalleşti. Hemen bunu yine tekrardan kaldırıyorum. Yavaş yavaş, acelemiz yok. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş. Santa Maria'nın zaten özelliği bu. Alttan ateş gelir. İster isli, ister normal. Fark etmez. Şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi cızırtıları da duyun. Evet. Yavaş yavaş pişecek. Bakın alt taraf. Yani yaklaşık bir, şöyle elimle göstereyim, bu kadar bir fark var. Daha da yükseltebiliriz. Tabii bu şu tabloda. Bir o kadar da zeminden var. Arkadaşlar, Santa Maria'nın özelliği istediğiniz gibi kaldır indir yapabiliyorsunuz. İstersek daha da fazla kaldırırız. Bakın gördünüz mü? Harika bir şekilde 10 numara pişmeye devam ediyor. Alttan ateş yansa da ona etki etmiyor. Bu vesileyle de fazla duman yapmamış oluyor arkadaşlar. Bu da size uzaktan göstere göstere, hani şu
eti böyle dikiyorlar da ateşe tutuyorlar ya, aynı o şekil pişirmeyi sağlıyor. Tabi birazcık yanaştıralım, ateşler nasıl filansın. Alt tarafına da yanan yerlerini de biraz şöyle bir karıştırmak suretiyle. Evet. Pişim tam gaz devam ediyor sevgili dostlar. Bir yere ayrılmayın, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, yaklaşık 10 dakika kadar geçti. Şöyle birazcık yaklaştırıyoruz. Ve ters tarafını çevireceğim şimdi. Şöyle. Gördüğünüz gibi artık üst tarafı tamam. Bu çizikleri iyi ki de yapmışız. Fark ettiğiniz gibi mis gibi pişti. Artık üst tarafıyla, yani kemiksi dokuyla daha işimiz yok. Artık şu pirzola kısımlarını pişirmenin derdindeyiz. Onları böyle yapabiliriz, farklı şekiller yapabiliriz. Her şey bizim elimizde. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyor. Farklı şekiller ve görsellerle tekrardan burada olacağız. Bir yere ayrılmayın. İşte bahsettiğim şekilde tam buydu. Gördüğünüz gibi yuvanın içinden bakıyoruz. Harika. Arkadaşlar izlemesi keyifli bir video. Şu fanı bir susturayım. Evet, fanı da susturdum, başımız ağrımasın. Şöyle gördüğünüz gibi bak, mis gibi kızarmış. Görüyor musun abiciğim? Harika ya. Çok süper. Böyle pişecek. Bu demire asılarak, yani şöyle ateşe şu şekil yatık bir şekilde koyulup ateş altta yanıyor odunlar. O şekil pişirmeler falan var. İşte bu o pişirmelerin babası. Yani sadece bir demirle bir kuzuyu şöyle yan taraftan kitleyerek asma aparatıyla her yerde yapabiliyorsunuz. Tabi bu sadece bu Santa Maria'lar sabit konumlarda yapılıyor ama onlar her yerde yapılıyor. Bu da o pişirme taktiklerinden ve tekniklerinden bir tanesi arkadaşlar. Aynı şekilde pişer, uzun vadeli ve güzel, yavaş yavaş. Evet, tam gaz devam, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş pişiyor sıkıntısız bir şekilde. Yani fazla yoğurmadan, sarsmadan, şöyle önlü arkalı yaparak sadece kemik tarafını yapıyorum artık, farkındaysanız. Çünkü pirzola kısmı kaldı sadece pişmesi gereken. Onu da şöyle göstereyim size. Bakın, görebiliyorsunuz şu kısmı daha halen daha içi yumuşak ve kanlı. Daha doğrusu melaninli diyelim. İşte onun biraz daha pişmesi gerekiyor şöyle şu şekillerde. Yaklaşık bir 5-6 dakikaya da o da zaten pişecek. Onun haricinde her şey 10 numara gördüğünüz gibi. Dedim ya, keyif videosu, zevk veren bir video olacak. Burada almanız gereken keyif almak izlerken, yaparken de keyif almak, kısacası hayattan keyif almak. Yaptığınız her şeyi önce kendiniz için yapın arkadaşlar. Önce kendiniz zevk alın. Siz zevk alırsanız herkes zaten zevk alacaktır. Hoşuna gidecektir. Tadımla görüşürüz. Bir yere ayrılmayın. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Tutamıyorum. Çıkamıyor. Fazla bir şey kesmeye gerek yok. Görseli bozmayalım. Üf, buna bak. Evet. Şimdi birazcık tuz. Ha, bu ne? Bu kuzu pirzola. Bu da yapıyor mu? Bu da yapıyor mu yani? Evet. Şimdi al sen bunu. Bunları da demirleyeyim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakayım. Ailecek tadına bakıyoruz. Süperstar bir şey oldu arkadaşlar. Zaten kuzu pirzolarının olayı bu. Kuzu kafes yaptık. Nasıl olmuş? Harika. Nasıl olmuş oğlum? Çok sıcak olmuş bir. Çok sıcak, tabii sıcak olacak. Evet arkadaşlar, bu keyifli ve güzel, hoş videoyu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna, halen daha abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Sevgili dostlar, hala çok geç değil. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Bay bay.